Yani biz normalde kendi şahsım İstanbul'da Tiyatro Cihanumu Tiyatro Grubu'nun üyesi. Fakat Türkiye'de Kürtçe tiyatro yapan arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Hatta belli platformlarda beraber ortak bildiriler düzenliyoruz, çalışma yürütüyoruz, ortak tiyatro günleri organize ediyoruz, ortak festivaller organize ediyoruz. Yani aslında çalıştığımız dönem sanki böyle bir durum olursa çok zorlanacağız gibi bir psikolojimiz vardı açıkçası. Sürekli bunun olabilirliği üzerinden de kafa yoruyorduk. İşte ne olursa ne yaparız, ne ederiz, işte ekonomik olarak nasıl ayakta durabiliriz, kendimizi nasıl devam ettiririz'in arayışı vardı. İlginçtir bilmiyorum yani belki bu anlamda birçok işten atılan kişiyle aynı duyguyu paylaşıyoruz ama işten çıkarıldığımız zaman yani çok da büyük bir çöküntü yaşamadık. Neticede bizim mesleğimiz var, kendi tiyatromuzu yürütüyoruz. Ha bunu bir kurumsal çatı altında bir şekilde desteklenerek yapılmaktansa kendi turnelerimizi organize edip, kendi oyunlarımızı yazıp, kendi seyircimize ulaşmanın yol ve yöntemleri üzerine düşündük ve bunu bir ölçüde başardık da. Yani özellikle İstanbul'da TNEZ ve Beru oyunlarını çıkardık ve bu oyunlar yaklaşık 3 yıl boyunca dünyanın birçok yerinde oynadı, ödüller aldı, turneler organize ettik ve bugüne kadar geldik. Fakat yani o dönemde yasaklanan oyunlarımız da oldu, yani oyunumuz da oldu, Beru oyunu. Ona rağmen kendi çalışmalarımızı devam ettirdik. Sonra bizde sürekli şey vardı zaten, yani bir nevi sosyal medyayı, interneti de buna dahil edip acaba bunun üzerinden kendi seyircimize ulaşabilir miyiz? Seyircimiz bunu nasıl görür, nasıl tepki verir diye. Sonra böyle bir proje, yani sosyal medya üzerinden halka ulaşabileceğimiz bir proje fikri oluştu ve günden güne bunun nasıl olup olamayacağına dair proje üzerinde çalışmalar yürüttük. Tabii bir ölçüde başarılı da olduk çünkü yaklaşık 5-6 aydır bu çalışmayı yürütüyoruz ve çok iyi bir motivasyonla, çok güzel bir enerjiyle yürütüyoruz. Bu kuzama gibi.